İşte geldik Antakyalı Harbiyeli sevgili Yılmaz Okçu'nun Al Vicdan İstanbul. İstanbul, Hatay, Türkiye bizim evelallah. Her taraf bizim. Şimdi Arabistan'ın çok güzel bir memleketi olan Riyad'dayız efendim. Riyad'da Al Vicdan İstanbul Yılmaz Okçu'nun kaporta boya atölyesindeyiz. Adam yıllar önce çalışmış, gelmiş, usta gelmiş buraya ve ne güzel ustalar yetiştirmiş sevgili Yılmaz Okçu abimiz. Bir katkısı olmuş herkese, çalışanlarına ekmek veriyor, hizmet veriyor. Hiç böyle din, ırk, mezhep ayrımı olmadan herkesi çalıştırıyor burada. Helal olsun Yılmaz kardeşime. Usta çalışanlarıyla kaportada, boyada, Riyad'da tek bir isim ve tek atölye. Antakya Harbiye'den usta olarak Arabistan Riyad'a gelen Yılmaz Okçu, ustalığını en güzel şekilde burada konuşturuyor. Biraz sonra neler yaptığını kendisi anlatacak bize. Tek tek konuşacağız. Şahin kardeşim de burada neler yaptığını anlatacak. Az sonra, biraz sonra efendim. Arabistan Riyad yolcuları bütün hızıyla devam ediyor. Devam. Çok ıslaksın, bak hasta olacaksın. Eğer benim olmazsan sen evde kalacaksın. Eğer benim olmazsan hep evde kalacaksın. Evet sayın seyirciler, Arabistan'ın Riyad'ındayız. Riyad'da çok güzel Al Vicdan İstanbul Yılmaz Okçu kardeşimizin mekanı. Burada kaparta, ondan sonra boya atölyesinde. Kim bilir neler yapacak şimdi bu beyefendi burada. Bakalım. Hadi Mehmet Seviyen'i boya. Sevi tecuf. Yağmurlu havalarda dolaşma sokaklarda, ben varken başka gözler bakmasın yarim sana. Ben varken başka gözler bakmasın yarim sana. Kalçan dolgun ince bel, her taraf yağmurlu sel. Kalçan dolgun ince bel, her taraf yağmurlu sel. Evet sayın seyirciler, ustalar hep çalışır. Patronlar burada. Merhaba, nasılsın? Teşekkürler, sağ olasın. İşte bizim yakışıklı usta gelmiş Harbiye'den, Antakya Harbiye'den buraya usta olarak. Ustalar yetiştirmiş. Aslan gibi hepsi, kendisi gibi. Kendisi gelir kontrol eder. Beğenmedi mi? Bir daha. Ne? Tabii bir daha. Düzgün olması lazım. Ne yapıyorsunuz? Şimdi bu tamponu değiştirmek size lazımdı. Tampon pahalı olduğu için biz bunu lehim yapıyoruz. Evet. Fiber lehim yapıyoruz. Sonra bir parça şey yapacağız. Hastalayıp yama yapacağız, boyayacağız. En azından fiyatlar daha uygun oluyor. Burada peki kaporta ve boya nedir evet, yani yapılan başka şeyler? Ya, kaporta boya demek yani hasarlı araçlar ya da su bozuk olan araçlar. Mesela şurada hasarlıyız da. Mesela şu yürüp onlar. Evet. Şurası? Şu çekomestikler çekilmediği zaman şu saçlar parça parça geliyor. Bu çekilmediği zaman arabanın içine su geçiyor. Geçen müşteride olduğu gibi arabanın evrakları, evrak doluydu arabanın içi. Buradan su geçmiş. İyi yapmamışlar. Mesela şuralar çekomestik çekiliyor. Şimdi şurası yeşil boyanacak. Ondan sonra mat olarak boyanıp bir daha gözükmeyecek. Yani hasarlı olduğunu gözükmeyecek. Önemli, bunlar çok önemli. Bu şimdi öyle gelmiş, aslan gibi çıkacak burada. Şu araba mesela, şu kırmızı araba gördüğünüz bu beyaz. Bu. Biz bu bununla ilgili değiştirdik. Efendim bu araba kırmızı mıydı? Beyazdı. Şimdi ne yapacağız bunu? Bu kırmızı. Biz bunu kestik. Çamurluklarını büyüttük, şişirdik bunu. GT'ydi bu. G3 oldu. Evet. Çamurluklar kesilmiş bunu. Şimdi astarlandı. Fırına hazır. İçeriden iç motor işleri kaldı. O motor işleri de boyanacak. Bu bağcı içi boyanmıştır şu durumda. İçeride bağcı işleri mat olarak boyanmıştır. Artık bu hazırlanacak fırına. Ondan sonra motoru da sökülmüş bunun.
Motoru bunu şey yaparak yükselttik, beygirini yükseltiyoruz motorun. Efendim Yılmaz Okçu kardeşim yıllardır burada değil mi efendim? Evet, 32 senedir buradayız. 90'da, niye 31 90. Değil Hatay plakası? 31-32'ye geçtik. Evet, canınız sağ olsun. Kaç çocuk var? 4 tane çocuk. Kimler var şimdi Türkiye'de? Türkiye'de 2 tane kız, 1 oğlan. Hepsine buradan selam söyle yakayım. Selamlar. Nereye selam? İstanbul'a, çocuklara. Çocuklara selam. La harbi ye ruhi. Harbi. Ye ruhi harbim taki. Harbi. Antakya'ya gidek mi? Ah künefeyi yiyek mi? Riyada gelip arabamız bozulsa kaportaları boyayı edek mi? Nerede? Tabii ki Yılmaz Okçu'da değil mi? Evet. Senin doğum günün de var galiba. Ne zaman? Bugün hayırlısı. Eyvallah sağ ol. 15'e mi giriyorsun? 16'ya mı? Öyle bir şey. Yer. Allah sana uzun ömürler versin. Teşekkür ederim. Sağ olasın kardeşim. Mutluluklar versin. Sağ olasın. Sağ olasın. Harbiye de böyle aslan gibi göndersin yine. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Evet sayın seyirciler görüyorsunuz. Büyük bir yer burası. Kocaman kaporta boya atölyesi. Yılmaz Okçu kardeşim aslan gibi ustalarıyla beraber görüyorsunuz. Evet Yılmaz abi. Şimdi bunu çıkma getirdik. Hazarlıydı bayağı burada. Hazarlı olduğu için biz buradan kestik. Şöyle. Kestik şöyle. Şu çakma sinirini çektik şuralarda sağlam olsun diye. Yeşil boyadık mat. Sonra mat beyaz boyadık. Tabii, evet buradan. Şunu da yeni aldık. Tabii ki bu çekomastikleri biz şu çekomastikleri Yunus Bey bu çekomastikleri biz Türkiye'den getiriyoruz bunları. Çünkü bu saçlar tutsun diye dışla içi. İçeriden mat boyadık. Sonra dışarıdan bunu tabii ki bunun da boyadık. Şöyle. Her gün gönlünü yaşan. Gerekli yerde çalışıyoruz ama bel fıtı olduğu için elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmıyoruz. Bugün doğum günü tabii ki giyinmiş böyle aslan gibi yoksa herkes gibi giyer böyle iş elbiselerini alır tornavideyi yapla penseyi ya Allah ya da boyayı mı? Evet. Harbiye'de yetiştik efendim. Öyle yetiştik. Hatay'da Harbiye'de yetiştik. Allah razı olsun. Metrolan Şeyh Yusuf el-Hakim. Tabii. Ya, gideceğiz oraya gitmezsek olmaz. Tabii. Evet Sunta Kaynak. Maşallah araba baksana burada tamamen gitmiş araba. Bayağı hasarlıydı bu araba. Bayağı hasarlıydı. Şasileri gitmişti. Şasileri düzelttik. Şasileri işte bu şeyleri yapmadığın zaman, bu berçimleri falan yapmadığın zaman evet. Orijinal olarak göstermez kendini. Şaşırıp duruyorsun. Ne iş açtın başına? Eline de almış mendili. Geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun. Ne iş açtın başına? Elini de salla ule. Kolunu da salla ule. Kendini salla ule. Başını da salla ule. Elini de salla ule ule. Kolunu da salla ule ule. Kendini salla ule. Başını da salla ule. Kolay gelsin usta. Teşekkür ederim abi. Ne düşünürsün bu araba hususunda? Şimdi bu araba darbe yanmış. Evet. Artık buraya geldi bize kaportasını yapacağız. Evet. İnşallah. Yani geldiği zaman darbeli çıktığı zaman saf salim bir araba çıkar. Ne darbesi yemiş bu? Bu kaza yapmış. Artık neye çarpmışsa bilmiyoruz. Evet. Bakalım. Şimdi bize geldi. Yani hani hastanın doktora gittiği gibi. Ya ruhu. Patronla aran nasıl? Yılmaz Bey'le. İyi çok şükür. Allah'a kadar. Evet. Sen de mi Harbiye'ndesin? Yo ben Samandağ'lıyım. Samandağ. Evet. Selam söyle buradan Samandağ. Samandağ selamlar herkese. Şveydi, ye Şveydi, ye ruhi Şveydi, ye ruhi Harbi, ye ruhi Taki, İskendrun, Belen, her taraf bizim evet Allah. Bu böyle şimdi tarbi bu değişecek. Yenisini takacağız. Yenisi burada. Gel Nezen.
Yenisi bu. Getir abi, getir. Kaldır onu. Evet efendim, görüyorsun sayın seyirciler. Burada faul. Yılmaz okçu kardeşim hakikaten bu yaşa nasıl gelmişse aslan gibi çalışarak ta Harbiyeler'den, Antakya'dan buraya Riyad'a gelmiş, yıllardır burada. Helal olsun ona. Bir sürü ustalar yetiştirmiş kendisi gibi. Bir şekersin, topal mı oldun ula? Eline de almış takvimi, gençliği ararsın ula. 70 yaşına bastın, pilin mi bitti ula? Efendim, yenisi takıldı, görüyorsunuz. Yeni çıkan arabalarda alüminyum, kolay kolay bunlar kaporta olmuyor. Evet, şimdi bu tamponu da yeni getirdik. Tabii ki ön panel çekilmesi lazım çünkü radyatörler içeri vurduğu için pervanede bu şey yapar, hararet yapar bu arabalar. Hararet yaptığı zaman da su kaynatır. Ön çekişli arabaların uzak olması lazım, yani radyatörün dik kalması lazım. Böyle yatık olduğu için bu içeride şurada bu radyatörün böyle pervanenin şey olması hararet yapmasına sebep olur. Sen Fatih diyor ki Nihat Gümüş. Nihat Gümüş. Amikul patron beyefendik veyiz. Dikkik veyiz. Ya arada bir yapıyoruz. Bu da arkadaşımız Pakistanlı. Pakistanlı. Ha. Bu da arada bir şeyler çalıyoruz. Söylüyoruz bir şeyler. Bir tane böyle mırıldan yakayı böyle bir dinleyelim bakalım. Ya şimdi nasıl bir şey söyleyeceğiz ki? Buraya içinden geleni söyle. Hangisini söylesek başlasak? Hangisini yok, ne istersin? Valla şimdi aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ya hiçbir şarkı gelmiyor mu? Hiçbir şarkı gelmiyor. Ulan biz hep zaten söylüyoruz. Tamam, sen bize söyle, biz dinleyelim. Gönnili şuvay şuvay, gönnili ve khud aynay, gönnili şuvay şuvay, gönnili. Ya hayyemaz, ben sana tahsek vallahi. والله يا أمجلا الفكرة الحين يا خي يونس تعال صلى زمان ما سمع حسك ما صانوا بالسيديات بلاقي خلنا صار ذيك جل جل طيلي يلا طيل لقى çalışanlarla burada maşallah 15-20 kişi var değil mi? Ya var, biz çalışan sistemi şöyle bir şey, biz ustamızdan, rahmetli ustamızdan öyle gördük. Burada çalışan arkadaşımız kardeşimizdir. Yani hangi cinsiyet olsun, Pakistanlısı olsun, Hindilisi olsun, Bangladeşli olsun. Efendim bizde dil, din, ırk, mezhep ayrımı olmaz. Biz hepimiz kardeşiz efendim. Yeri geldiği zaman da eski model araba yaparız, yeri geldiği zaman yeni model araba yaparız, bizde hiç sıkıntı olmaz. Yok, bizde sıkıntı olmaz. Biz ne arabanın adamın parasına bakarız, ne arabanın şeyine bakarız. Mesleğimizi yaparız, icra ederiz. Tabii sabahları ki Nihat Usta ile beraber. Nihat Baba geliyor, orayı açıyor. Daha atölyeyi açıyorum. Sabahınız. Sabahınız. Yani, sabahınız. 8'e doğru işçiler geliyor. Evet. Bütün arabaları çıkartıyoruz. Diyoruz bismillah. Bismillah. O şef ne zaman geliyor? Şef bazen 8, bazen 8.30. Bazen namazdan sonra da. O öğleden sonra o ayrı ama sabahları... Allah'ı kabbeli yapıyor. Allah'ı kabbeli. Teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol, yani şimdi gelin. Yine gelmedi mi aklına bir şey? Ya şimdi biz şarkıya aklımıza gelmiyor şimdi. Müslüm Baba'dan yok mu? Müslüm Baba'dan rahmetliden olsa. Müslüm Baba'dan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük. Ya rahmetliden böyle gördük. Biz Allah'a yasak. Allah'a yasak. Ya arkadaşlarla bir kutlama yapacağız işte, bir hafta sonu dedik, dileriz. Ama bekleriz, başlarız, bekleriz. Çekmesek de orada muhabbetimiz yeter. O yeter hele sen. Tabii. Mehmet Ateş'i nasıl tanırsın? Ya Mehmet Ateş benim köylüm bir tanedir. Bir tane de. Bizden meşhur ha burada. Herkes seviyor, tanıyor onu. Sağ olsun bize çok yardımcı oldu ve oluyor. Herkese yardımı dokunur. Hiç katkısız ha. Herkese. Ama bir şeyler al. La yakayıkal. Ana konsolos. Ana doktor. Ana elmurdan. Hendi bu yani. Ya, rahmetli annesinden öyle gördü. Tabii ki sağ olsun, yani tam solcu devrimci bir arkadaşımız. Vallahi. Evet. Ama diyecek bir şey yok. Bak burada bir merhaba diyelim. Merhaba hey. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ateş gibi adam. Yılmaz kardeşim benim köylüm, memnun oldum. Bugün sizleri ziyaret ettik Yunus abimizle. Arabanı getiriyor musun buraya? Tabii ki, arada bir şey olursa
köylüme getiriyor. Arada bir, arada bir, Yılmaz Okçu'ya gelirim arada bir, kahve içer, güzel yemekler yerim arabamı yaparken arada bir diyor. Evet öyle diyoruz. Fakat gerçekten sanayide bir numara işiyle, tabii ki elemanlarıyla çok bir numaralı iş. Onlar yetiştirmiş ve senin gibi. Ya zaten 30 yıldır burada, 30 yıl oldu mu köylüm? 32 yıldır burada işiyle meşhur ve bütün sanayide bir numaralı işi yapan kendisidir. Yani bu saklanılmaz ve inkar edilmez, mükemmel, orijinal iş çıkartıyordu. Helal olsun sana, memlekete selam söyle kim var? Evet, Türkiye'ye, bütün sevdiklerimize, tüm halkıma selamlar, kucak dolusu sevgiler. Eyvallah. Ateş. Ateş misin, güneş misin, yaktın yıktın kalbimi. Ah kimse yakamadı beni, senin yaktığın gibi. Ulek ateş misin, güneş misin, yaktın yıktın kalbimi. Kimse vallahi yakamadı beni, senin yaktığın gibi. Şey orada hatırlıyor musun o Şık Şık Baba şarkısı neydi? Hangisi? Ha. Şiki şiki baba, aynı aynı ya baba. Allah yerhamu Durmuş Şilem, o da hemşerimiz. Ruhu şad olsun. Rahmetli hep gelirdi. Allah rahmet eylesin. Bu şarkıyı doğrudur. Söylerdi onu. Evet. O turnelerde beraberdik her zaman. Rahmetliyle bayağı takılmıştın Müslüm babayla. Babayla 30 sene. Şu Geçmeyen Yıllar Utansın şarkısını güzel söylüyorsun sen. Hangisi? Geçmeyen Yıllar Utansın. O şeyin Müslüm Gürses'in değil miydi? Müslüm Gürses ama biliyor. Müslüm baba benim çok şarkılarımı okudu, okuyor. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Aldanma çocuksun masum yüzüne, yanlış yaptın. 15 çeşit mezemiz. Habibimsin, güzelimsin, canımsın, her şeyimsin. Muhtar be. İnti elbe, inti ruhe, inti habibit elbe. Külyon bişrab, külyon bisker, inti ahit kadake. Bunları Müslüm Baba'ya bir haftada öğrettim. Allah rahmet eylesin. Gerçekten okudum. Arabesk'in kralıdır. O hepimizin babasıdır. Allah rahmet eylesin. Evet. 15 çeşit mezemiz. Ondan sonra yine bilmiyoruz. Şu azabı kifin tifiyana yahneyena. Şu azabı ki enti anna yahneyena. An vicdan İstanbul. Evimiz kutu gibi, gönlümüz bir saraydı. Ne olurdu sanki aşkımız yaşasaydı. Birimiz peri kızı, birimiz padişahtık. Evet sayın seyirciler, görüyorsunuz burada. Oh, kendi eliyle bize yemek verecek çünkü bugün doğum günü. Ya iyi ki doğdum Yılmaz, iyi ki doğdum Yılmaz. Doğum günüm bana geldiğin gündü. Gönlümdeki özlem ateşi söndü. Ağlayan gözlerin seninle güldü. Ben doğdum doğalı, şimdi mutluyum. Yılmaz baba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Helal olsun, hayırlısı. Sen mi? Bismillahirrahmanirrahim. Yallah. İsmi Süleyman ibn Davud. Bey Süleyman, Uhey Davud Eid Karşı. Eyvah, sen Süleyman. Esallah. Haydi. En güzel duygularla yuvamızı kurmuştuk. Dost ben hayallerle karı koca olmuştuk. Birimiz peri kızı, birimiz padişahtık. Bir masal dünyasında ne güzel yaşamıştık. En güzel sevgilerle yuvamızı kurmuştuk.